Hanımlar beyler, günün ikinci yarışmacısıyla masanın başında bir araya geldik. Ecem Hanım selamlar. Merhaba. Tekrar. Ne var ne yok? Stresliyim ya. 8600 yaptı. Bakalım siz ne yapacaksınız? Yüksek yaptı ya. Yüksek mi? Daha yükseklerini gördük. Neler oluyor İnşallah. Neler? Psikoloji mezunuymuşsunuz. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz şimdi? Master yapıyorum klinik üzerine. Oh yarasın. Evet. Peki özel bir tercihiniz olacak mı? Ben işte... Ha, yetişkin çocuk değil mi? Yetişkinle devam edeceğim herhalde. Yani çocuk istiyordum ilk başta. Aha. Sonra bir kreşte çalışma deneyimim oldu. Oh. Ondan sonra vazgeçtim. Anladım, zor geldi değil mi? Bir tık. O yüzden aynen. Yetişkinle devam edeceğim herhalde. Hedef puanınız? Hedef puanım yok ya. Yani çok düşük almayayım. Rezil olmayayım. Rezil olmak? Çok yani eksilere falan düşmeyeyim. Eksi diye bir şey yok ya. Olmuş. Ya tamam olmuş artık. Olmasın yok. Olmasın işte çok düşük olmuyor. Tamam efendim rica ederim öyle şey mi olur? Efendim ne yapalım başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım derken ekşidiniz başlayalım, de. Başlayalım tamam. Hanımlar beyler ilk sorumuz geliyor. İnanç, iman ve ibadetlerle ilgili anlamında bir sıfat. İnanç, iman, ibadetler. Neyle ilgili efendim inanç? Dini. Dini doğru cevap. Yine bir sıfat geliyor biliyorsunuz. Ben sıfatları çok seviyorum sevgili izleyenler. Buyursunlar. Kolaylıkla çabukça davranan çevik. Hemen yok. Atik. Atik doğru cevap. Bu atik hareketi. Onu yapınca anladım zaten. Evet. O atik hareketi. Ben de bundan anlaşılabileceğini hiç düşünmüyordum ama hisli kavlam vuku oldu efendim. Eski ama bilinen bir sözcük soracağız. Ben de bunları kullanmaya başladığıma göre rahatça sorabiliriz. Beş harfli geliyor sorusu. Ortak eğilimleri nedeniyle bir araya gelerek birlik oluşturan insan topluluğu. Toplum. Bizim bütün... eski bir sözcük ama. Ha. Millet. Değil. Yok yok öyle ha. Düşünmeyin. Daha mesela... Kabile değil. Yok değil öyle de değil. Nasıl diyeyim? Bir, yani mesela işte oyunculuk yapan insanlar işte bizim nokta nokta biraz... Camia. Camia doğru cevap. İkinci beş harfli kelimemizin sorusu gelecek. Erkek ismi olarak da yaygın kullanılan bir kelime bulacağız. Bakalım hangi soruyla. Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş anlamlarında bir sıfat. Erkek ismi de aynı zamanda. Evet. Erkek isminden bulmanız daha mı kolay olacak? Sanmam. Nasıl bir şey? Böyle. Uçsuz, bucaksız. Uçsuz, bucaksız böyle bir açık deniz. Neydi o ya? Bir harf alayım. Bir harf aldık. Ben de gidiyor ya. G. Engin. Engin doğru. Biliyorduk ya. Var mı Engin diye tanıdığınız? Yok. İşte bundan. Efendim altı harflere geçiyoruz. Yine bir sıfat geliyor. Gelsin bakalım. Zeki, çevik ve atak olan. Ele avuca sığmayan çocuk. Ne? Hiperaktif. Değil. Teşhis koyun demedim efendim. Ele avuca sığmayan çocuk. Evet. Yaramaz. Aa, seni gide nokta nokta. Ha? Seni gide. Harf. Bir tane harf. Seni gide harf alalım bir tane. F. Afacan. Afacan doğru cevap. Bir şey soracağım. Frenle harf alamam nasıl şu an? Bir devam edelim. Ben size söyleyeceğim tamam, bu süre bilgiyi. Süre çok gidiyor gibi hissediyorum çok ben. Çok gidiyor çünkü. Tamam. Altı harflerden devam ediyoruz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Eski bir sözcük ama bilinen bir sözcük. Arapça'da kökeni var. Buyursunlar gelsinler. Askeri alınma dönemleri aynı olanların birbirlerine hitabı. Ersen ve Dadaşlar'ın şarkısı var diyeceğim ama onu siz bilmem. Bilmezsiniz diye tahmin ediyorum. Vay nokta nokta ne haber kardeş, falan. Kardeş falan değil. Değil kardeş değil. Bunu harf almanız alayım, gerekebilir. Alayım bir tane düzen anlamında mesela o nokta noktalı düzenli biridir. Tertip. Tertip doğru cevap. Bir harf almadan bilemiyorum yani. Harf alınca daha güveniyorum. Evet ama bu aklınıza da gelmeyebilirdi yani. Evet, bu biraz tehlikeli bir kelimeydi. Efendim 7 harfli bir sıfata ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. İtalyanca, Arapça kökenli böyle karmaşık mı? Alafranga sözüyle yakın anlamlı olan bir tabir. Alafranga neydi ki ya? Alafranga insanın kendine yakışanı gibi. Ne bileyim. Unuttum bunu.
Ne yaptınız? Bastınız. Tamam, buluruz. Şimdi bak, bakınız. Alaturka ve Alafranga var. Modern. Gibi. Medeniyet. Daha modern. Yok. Daha böyle bir coğrafi bir şeymiş gibi düşünün. Yani doğru. Alaturka bu taraf, Batılıca gibi düşünün. Yani batıda ne var? Batıda ne var? Efendim? Ülkeler var, ne var? İşte ne, kıta, ne kıta var? Kıta var bir tane. Batıdaki. Avrupa. Ha. Avrupa iyi. Avrupa iyi, doğru cevap. Ay. Çok korktum. Evet, fark ettim. Ecem Hanım, 3400 puanınız var. Tamam. 1 dakika 58 saniye süreniz var. Süre İyi. O kadar kötü değil. Evet. Ama yani zorlanacağınız kelimeler olursa sizin sürenizi bayağı paramparça eder. O yüzden bir çıt hızlanmaya odaklanırsanız daha iyi olabilir. Efendim, geliyoruz ikinci 7 harfli kelimemizin sorusuna. Batı kökenli bir sözcük doymadık bugün. Vallahi Batı ya. Kökenli sözcük size sormaya. Tamam. Gelsin efendim sorusu. Karşılıklı konuşma. Diyalog. Diyalog, doğru cevap. Ecem Hanım, 8 harfli ilk kelimemiz Doğukan Bey'e de sorduğumuz gibi ikileme. İkileme, tamam. Evet. Gelsin sorusu. Yaptığı işin doğuracağı sonuçların farkında olarak anlamında kullanılan bir ikileme. Bile bile. Bile bile, doğru bile cevap. Bile. Şimdi bir birleşik kelime soruyoruz. Sorusu da coğrafyadan geliyor. Gelsin bakalım sorusu. Birbirine yakın ve dört tarafı sularla çevrili büyüklü küçüklü kara parçalarının ana türü. Kara değil. Ne? Ana kara değil. Birbirine yakın ve dört tarafı sular. Ada. Ada. Büyüklü küçüklü demek ki onlar bir ne? Ada topluluğu. Adacıklar. Yok. Ada o. Tamam. Ada başında. Değil. Değil. Sonunda. Evet. Ada kaç harfli? Sekiz. Bütün ada. Yarım ada. Değil. Onlar böyle ada. Mesela Maldivler falan nedir? Tropik ada değil zaten. Aa. Yani bir şey, bunlar böyle bir hepsi beraber. Ne bunlar? Bütün. Böyle bir. Tam ada. Gibi bir şey. De, hepsi şey, altında ada. Aynı taraftalar. Aynı taraftanlar. Aynı taraftarlar. Takımada. Takımada olacaktı. Takımada olacaktı. Tatlar kaçtı. Ha? Tatlar kaçtı. Tatlar kaçtı. Neyse ya. Neyse ya. Eğlenmeye geldik zaten. Aynen. Aynen öyle. Eğlenmeye geldik. Biraz hırs yaptınız. Ama o yani. Adayı bildim ya. Adayı bildiniz. Aslında ondan yarısını şey mi yapsak? Ne? Ha yok ya, ondan biraz üzüldüm adayı bilince. Adayı bilince mi? Adayı bildim, başını bilemedim ya. Böyle takım çok ada. Evet. Takım ada ne getirirdi aklınıza? Siz taraftar falan dediniz ya, oradan aslında bilebilirdim. Ama sürede çok az kalmıştı ya. Evet. Gelmedi o aslında. Panikledim. Evet. Biraz. Siz yine güzel şey yaptınız yani. Teşekkür ederim. Hayır, ben onun ederim için değil. Yani keşke daha doğru bir şey söyleyebilseydim diye. Hangi takımlısınız diye de sorulmaz. Fenerbahçe bir nedir falan. Evet, doğru. Denmez. Efendim, 9 harflere geçtik. Bir birleşik kelime. Birleşik. Bakalım nasıl olacak? Gelsin sorusu. İstediğiniz kadar harf alabiliyorsunuz. Evet. Cennette bulunduğuna inanılan ırmak, havuz veya çeşmenin suyu. Harf alayım. Harf ver. Biliyorum gibi. Kesin biliyorsun. Neden saklı? Huri geliyor. Huri değil zaten. Huri. O çok farklı, evet. Evet. Bir harf daha alayım. Zaten alabiliyorum. Ölümsüzlük verdiği düşünülen bir su var. Ne deniyor efendim ona? Evet. Nokta nokta hayat. Bilemiyorum. Harf alın. Harf. Harf verin. Neydi bu ya? Ne su? Bilemiyorum. Su yok. Yapıştırın, harf alın. Harf alayım. Harf verin efendim bize. Ay bu ne ya? Alın harf. Harf alayım. Harf alayım. Bitiyor, sen bitiyor ya. Bir kadın ismi var. Kadın ismi. Harf alayım. Harf aldık. Bütün kelime çıktı zaten. Aynen. Kevser de sonu. Evet, durdurduk. Süreyi durdurdum. Arı Kevser. Anı Kevser.
Daha alfabenin başında. Abı, acı, acı Kevser. İlk dedim. Abı, abı Kevser mi? Yani böyle denmiyor tabii ama. Abı Kevser. Abı Kevser. Doğru cevap. Hayatımda böyle bir şey duymadım. Bilmiyormuşum bunu. Efendim 9 harfli mastarla biten çok kolaydı sorusu olan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Koyunlar için yavru dünyaya getirmek. Doğurmak. Hanımefendi. Doğururlar ama. Evet yani. Ama biz ona doğurmak. Mekmak. Durun doğurmak tabii aslında ama. Yavrulamak. O, mesela ne yavrusu ne onun? Koyun. Kuzu. Kuzulamak. Kuzulamak doğru. Gerçekten. Gördünüz mü? Aa. Nasıl cennetten haberiniz yoksa hayvancılıktan kuzulamak, da haberiniz yok Ecem Hanım. Yani. Aynen evet biz kuzulamak diyoruz. Kuzulamak. Mesela ben işte doğurduğum zaman bebeklemek diyoruz. Evet mantıksız değil mi sizce de? Mantıksız. Doğurmak daha mantıklı. Beni hiç ilgilendirmiyor. Burada HDK, editör neyi söylediyse yani. Ben onu sorarım arkadaş. Evet. Efendim 10 harflere geçtik. 2 kelimeden oluşan ve mastarla biten bir söz dizisine ihtiyacımız var. Gelsin efendim sorusu. Bir işi en uygun görülene bırakmak. Harf al. Harf alayım. Harf aldık. Harf alayım. Harf aldık. Şöyle hani mesela bir inşaat yapılacak. İnşaat firmaları bir şeye şey yaparlar. Durdurayım mı ben? Durdurun. Durdurayım. Bir harf aldı durdururken. Harf aldım da durdurdum. Bir şeye girerler. İhale. Heh. İhale etmek. İhale etmek doğru cevap. Şimdi 2 kelimeden oluşan son soru, sporla ilgili bir sorumuz var. Gelsin bakalım yes. 2 kelimeden oluşuyor. Tamam. Futbol, basketbol gibi sporlarda karşılaşma vermek, sırasında verilen dinlenme süresi. Mola vermek. İşte o bir mola vermek de mesela ne olur? Futbolda. Devre arası. Devre arası doğru cevap. İlahi. Neyse. Ecem Hanım. 7000. İyi değil, kötü değil. İyi değil dedim. Ya kötü değil. Kötü değil. Ama hani çok daha iyisini yapabilecek durumdaydınız. O takım adı yani. Bizi takım mahvetti. Takım adı bizi mahvetti. Olsun, tamam. Yeni olsun. Kelimeler öğrendim. Aynen. Kuzulamak. Kuzulamak, abı Kevser. Kevser, evet. Abı Kevser. Anı Kevser dediniz. Abı Kevser diyorum ya ben yanlış söylüyorum. Acı Kevser dediniz. Evet. Bir de yani abı Kevser zaten yani kelimenin öğrendim kendisine de. Evet. Abı Kevser. Abı hayat var. O hayat yok, suyu dediğimiz. Yok bilin diye söylüyorum. Bilmediğinize o kadar eminim ki Ecem Hanım. Onu ben siz biliyor muydunuz Gizem Hanım? Bilmiyordur. Siz de bilmiyordunuz. İyi bari. Tamam ya. Güzeldi. Eğlendim. Eğlendiniz mi? Evet. Yine teşekkür gelin. Ederim. Bunu saymıyoruz efendim. Gelirim artık. Yolu öğrendiniz. Böyle biçimiz değil mi? Olsun siz de ama gelmişken. Benim değil artık bu. Evet hiç sizinle alakası olmayan bir ödül. Aynen ama, öyle. Ben size geri takdim ettim. Çok teşekkür ediyorum. Hak ben etmediniz. Teşekkür ederim. Hak etmediniz mi? Yarama bir de siz tuz basıyorsunuz. Estağfurullah. İyi ki geldiniz. Gerçekten eğlenceliydi. Hanımlar beyler Ecem Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz. Ve üçüncü yarışmacımız.